Evet, bugün burada toplamamızın nedeni sizlerle güzel bir haberi paylaşmak. İlçede göreve başladığım günden bu yana eğitime yapılan yatırımın tüm ülke genelinde yapılmış bir yatırım olacağı düşüncesindeydim. Ve bu amaçla da yani eğitime sağlanacak her kuruş katkının geri dönüşünün çok çok misli fazlasıyla olduğunda bilincindeyim. Bu anlamda da yine eğitim teşkilatımızda tabii sürekli zaten beraber çalışıyoruz. Oranları istediğimde ilçemiz için söylüyorum bunu. Okul öncesinde derslik başına düşen öğrenci sayımız maalesef ki 35 Kozan'da. Niye maalesef diyorum? Çünkü Türkiye ortalaması 20, Adana ortalaması 31. Yani biz hem Türkiye ortalamasının da üstündeyiz hem de Adana ortalamasının da üzerindeyiz ki okullaşma oranımız %50 bile değil daha. Yani bu %50'yi ve yukarısına çıksa demek ki daha da bu derslik başına düşen öğrenci sayımız yükselecek. Bu anlamda ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken tabii ki bunun yolu yine anaokulları, okullar kazandırmaktı. Biz de bu anlamda bir ara işine girdiğimizde hemşerilerimizi bulduk. Hemşerilerimiz var. Başta Cenap Erol Beyefendi, oğlu Cem Erol, Murat Bey, kardeşi Can Bey, hepsi şu anda buradalar. Bunlarla belli aralıklarla görüşüyoruz, tanışıyoruz tabii. Uygun bir ortamda da bunu ben kendilerine teklif ettim. Dedim yani sizin de bir eseriniz olsun, kalıcı bir eser, hem de eğitim alanına yapılmış bir eser olsun. Sağ olsunlar, çok da süreyi uzatmadan, kendi aralarındaki bir iç değerlendirmenin akabinde, çok da kısa bir sürede dönüş yaparak olumlu cevap verdiler. Ve şu anda ilçemizde Şevkiye Mahallesi'nde 50. Yıl Lisesi'nin hemen yan tarafında bulunan ve yine bizim tarafımızdan Milli Eğitim'e, hazineye ait bir yerin, Milli Eğitim'e tahsis edilmiş bir yere, yaklaşık 2,5 dönümlük bir alana inşallah müstakil, bakanlık tip projeli ve anahtar teslim bir okulumuzu SDS firmamız yapacak ve bizler de eğitim öğretimi açacağız. Ben bu anlamda Cenap Bey'e başta olmak üzere oğlu Cem Bey'e, Murat Bey'e, Can Bey'e ve tüm arkadaşlarımıza, ismini sayamadığım tüm firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu aynı zamanda diğer tüm hayırsever insanımıza, hemşerilerimize de örnek olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla önceliğimiz okul öncesi olmak kaydıyla tabii ki biz sadece eğitim anlamında değil, sosyal anlamda da bir takım yatırım yapmak, katkı sağlamak isteyen insan olursa, işte huzur evi olur, yaşlı bakım evi olur, mezar, taziye evleri, yerleri, bu şekilde yatırım yapmak, katkı sağlamak isteyen olursa hepsi için her türlü imkanı, kamunun elinde olan her türlü imkanı onların önüne sereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu imkanı bize sunduğu için başta Sayın Kaymakamımıza ve bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki kendi bölgemize, kendi ülkemize bu denli bir yatırımla ilgili anılıyor olmamız. Tabii ki çocukluktan başlayıp üniversite eğitiminin sonuna kadar gençler geleceğimiz, bizim neslimizin geleceğini yönetecek kişiler. Burada tabii ki ben öncelikle oğlumu da kutluyorum. Onunla gurur duyuyorum ve bunun tüm şirket ortaklarıyla birlikte, hatta daha ileri gidildi. Burada yine müşterileri ve orada temin sağlayan malzeme aldıkları firmaların da katkısıyla Adana Kozan'ımıza güzel bir yatırımla, bir eğitim yatırımıyla ilgili anılmak bizleri mutlu ediyor. Bunun da inşallah bir öncüsü, birincisi diyebiliriz. İnşallah gelecek dönemde yine burada Murat Erdoğan kardeşim, Oğuz kardeşim, Can kardeşim, bunlarla birlikte bir vakıf çalışmamız da var. Biz öncelikle eğitim, ki bu bizim olmazsa olmazımız, onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Rabbim gönlümüze göre hiç olmazsa yatırım yapmayı nasip etsin. Ben tekrar söylüyorum, ben Şafak Kaymakamımızı tebrik ediyorum. Çünkü bu fırsatı bize sundu. Biz de gönül rahatlığıyla bu yatırımı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Diğer eksiklerle ilgili de inşallah bu birincisi olur. Ortaklarımızla birlikte bir vakıf projemiz de var. İnşallah Kozan'ımıza daha güzel eserler kazandırmaya, daha... Kullanılanlar Sayın Kaymakamımız her zaman yanımızda. Her zaman desteğini yanımızda hissediyoruz. Sürekli de birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani çok sağ olsunlar. Bir şey eklemek istiyorum. Bizim özel eğitimde de ihtiyacımız var aslında. Özel eğitim bir ondanım yerimiz de var hazır. Özel eğitime ayırdığımız özel öğrencilerimiz var liseye geçen. Orada bir okul ihtiyacımız da var inşallah. Onun için de bir şeyimiz var efendim. Bir hayırseverimiz de var. Size getireceğim inşallah. İş arka planda var. Biz işi yürütelim de hızlı çalışıyorlar. Acayip ya. Bak şimdi 3-5 ayda inşallah
yani yeni eğitim öğretim yıllar. Yeni eğitim öğretim yıllar. Onu diyor. En büyük görevlerden bir tanesi de Murat Bey'e.